İzleyicilerimiz merhabalar. Tokat'ımızdayız. Tokat stüdyolarımızdan tüm dünyaya sevgiler ve saygılar. Kalın Akmış Ailesi olarak Tokat'ımızı konuşmaya devam ediyoruz. Tokat merkezimizden Tokat Turizm Derneği Başkanı Sayın Kadir Özbilgin. Kadir Özbilgin geçmişten beri Tokat'ımızda bizim partnerimizdi. Yıllardır açıkça konuşalımı kendisiyle beraber yaptık. Artı olarak da Baki Uğur'u da buradan yad edelim. Tokat'taki gazeteci arkadaşlarımızı da emeklerinden dolayı kutluyorum. Sevgili Kadir Özbilgin, hoş geldin ekranlarımıza. Sağ olun, teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Kadir Bey, Tokat turizm, tarım, hayvancılık olarak değerlendiriliyor. Sizler de yaklaşık 2009 yılından beri Tokat Turizm Derneği'nin kuruluşunda ve rahmetli Erol Okan'dan sonra da başkanla devam ediyorsunuz. Geçen hafta bizler Ekonomi Derneği'ndeki gazeteci arkadaşlarla beraber gelmiştik. Yaklaşık 44 tane gazeteci arkadaş. Orada da sizler üniversite ziyaretlerimizde bizlere eşlik ettiniz. Evet. Ve orada Tokat'ın turizmiyle, tarihiyle, değerleriyle alakalı sizler de katkıda bulunuyorsunuz. Tabii ki bugün Tokat'ı çok detaylı bir şekilde konuşacağız ama yerel medyadan başlıyorum. Siz ayrıca köşe yazarısınız. Tokat'ımıza dair yazılar yazıyorsunuz. Bizler de sizleri takip ediyoruz. Kemal Özülek, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız bu hafta bir yazıya münhasıran açıklama yaptı. Tokat Milletvekili ve Orhan Düzgün, Tokat'taki yerel medyanın zayıflığından bahsederken, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Kemal Özülek de Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün işini yapmadığıyla alakalı bir açıklamada bulundu. Evet. Hem Orhan Düzgün'ün açıklamalarını alalım hem de Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Kemal Özülek'in açıklamalarıyla alakalı sizin görüşlerinizi alalım. Evet. Ben hem Sayın Orhan Düzgün'ün yaptığı açıklamayı okudum hem de Sayın Cemiyet Başkanı, yani Tokat Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve diğer cemiyet başkanları da var biliyorsunuz. Onların açıklamalarını okudum. Ama en çok cemiyet başkanımızın açıklaması tabii biraz deyim yerindeyse Sayın Orhan Düzgün'ün yaptığı açıklamaları aslında açıklamaların doğru olduğunu destekler mahiyette. Ben bir açıklama yaptığını görüyorum. Çünkü Sayın Özdilek Orhan Düzgün'e yaptığı saplamalar ya da eleştirilere bir cevap verme yerine daha ziyade ya biz böyleyiz ama sen de çok mu iyisin diyeceği, işte milletvekilliğinde ne yaptın ya da işte ön seçimde niye kaçtın gibi ifadelerle, yani biz evet biz çok iyi değiliz ama sen de iyi değilsin gibi bir itiraf niteliğinde gördüm. Ya aslında tabii cemiyet başkanları Hüseyin Bey ne kadar açıklama yaparsa yapsınlar. Hani bir söz var ya, kelimeler kelime, sözler söz, açıklamalar açıklamadır ama sadece performans gerçektir. Şimdi Tokat yerel medyasının performansı da ortada. Aslında Sayın cemiyet başkanlarının Orhan Bey'in yaptığı eleştiriyi biraz bir hediye niteliğinde görmeleri ve kendilerini geliştirebilmek için biraz sorup sorgulamalarına yön verecek bir değerlendirme olarak algılamalarını aslında daha çok isterdim. Şimdi özellikle günlük gazeteleri ele aldığımızda bugünkü günlük gazetelerin Hüseyin Bey Tokat'ta çoğulculuğu koruma ve yayma konusunda yüksek marifetle donatılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani yerel medyanın gerçekten hem yapısal hem işlevsel sorunları var. Ve bu sorunlar aslında herkese biliniyor. Ben sadece Orhan Bey belki bir açıklama yaptığı için
biraz alınganlık gösterdiler ama ben son birkaç ay içerisinde yerel medya ile ilgili belki 5-6 tane yazı yazdım eleştirel mahiyette. Peki Kadir Bey, daha önce Tokat Milletvekilimiz Zeyit Aslan, Tokat Milletvekilimiz Şükrü Aran'dan birebir anlamda duyduğumuz şeyler var. O dönemde tepkiler olmuştu. Ayrıca 2015 yılında birleşen bir yerel medya var. Sizler birleşen yerel medyadan ne haber diye yazılar da yazdınız. Evet. Onları okuduğumuzda birleşen yerel medya kendini geliştiremedi mi, tabana yayamadı mı? Yani birleşmeden önceki aynı tavrını mı koruyor yoksa birleştikten sonra bir güç birliği oluştu mu? Hüseyin Bey, aslında bu soruda yanıt vermeden önce şu tespitleri yapmam gerekiyor. Evet, çok doğru. Tokat'ta 9 gazete birleşerek günlük gazetelerden başlıyoruz tabii. Yani ilanlı günlük gazetelerden başlıyoruz. 9 ilanlı günlük gazete birleşerek 4 adete düştü. Bunun altında yatan temel neden neydi? Yani birleşmeler için. Birinci temel nedenleri birleşme suretiyle bir özel ekonomisi yaratmak. Yani gelirlerini çoğaltmak, gelirlerini azaltmak. İkincisi, avantajıyla birlikte hem basın işletmesinin yapısını hem de ürünün yani gazetelerin içerik ve baskı kalitelerinin artırılmasına yönelikti. Peki bu gerçekleşti mi? Ne yazık ki bu soruya bir bütün olarak evet demek mümkün değil. Nedeni şu, gazete sahiplerinin gelirlerini artırma, giderlerini azaltma yönünde önemli bir fırsatı yakaladıklarını ve hatta bunun olumlu sonuçlarını da gördüklerini söyleyebiliriz ama gazetelerin baskı ve içerik kalitelerini artırdıklarını söylemek olanaklı değil. Yani birleşmeden önceki gazetelerle birleşmeden sonraki gazeteleri karşılaştırdığınızda aslında bunu görebiliyorsunuz. Şimdi Hüseyin Bey, aslında şöyle değerlendirmeleri gerekiyor. Bir yani yerel basında tirajlarını artırmak isteyen efendim bir edit yani karlarını artırmak isteyen ve böylelikle de yani karlarını artırarak bir editoryal bağımsızlık elde etmek hedefinde olan basın işletmelerine özelliğini veren en temel şeyler gazetenin ürünün fiziksel yapısı değil. Yani gazetenin işte baskı, efendim rengi, sayfa adeti gibi fiziksel yapıları değil. Daha ziyade bir gazeteye değerini veren gazetenin içindeki haber ya da düşün yazıları. Haber ama özellikle düşün yazıları çok önemli Hüseyin Bey. Bunun nedeni şu, şimdi siz işin içindesiniz. Haber dünyada ve Türkiye'de en çok tüketilen ürün. Hele de sosyal medyanın geliştiği bir çağdayız. Bazı haberler gazetelerde daha çıkmadan değil mi? Sosyal medyada hemen topluma sunuluyor. Yani haber o kadar çabuk tüketiliyor ki. Peki okurlar bir gazeteyi niye alsınlar o zaman? İşte düşün yazıları. Burada devreye giriyor. Çünkü düşün yazıları hem gazetenin okunma süresini uzatıyor. Yani elde tutma süresini uzatıyor. Hem de tirajlarını artıran önemli bir etken. Bu kimin ilgisini çekiyor? Reklam verenlerin mesela ilgisini çeker. Bu anlamda da tabii gazetelerde yazı yazan, yani düşün yazısı yazan insanların kalitesi çok önemli Hüseyin Bey. Niye önemli? Çünkü o insanların kalitesi yazılara, yazının kalitesi de gazetenin kalitesine yansıyor. Şimdi bu anlamda kendi kendimize hani eğer oturup doğru konuşalım. Bu kadar yerel medyada günlük yazı yazan, bu kadar kaliteli yazı yazan kaç tane isim sayabilirsiniz bana? Peki burada şöyle devreye girmek istiyorum Kadir Bey. Bizim Gaziantep Üniversitemiz var. Mühendislerimiz var. Mesela tarım diyoruz. Tarımla alakalı evet. Ciddi anlamda. Ziraat evet. Fakültemiz var. Tarım İl Müdürlüğü'nde mühendislerimiz var. Ve serbest çalışan derneklerimiz var. Odalar var, birlikler var. Onların gazetelerle işbirliği yapmamasını ne yorumluyorsunuz? Çünkü gazete köşelerinde, gazete haberlerinde ciddi anlamda bu işin uzmanlığını yapmış kişilerin olmadığını maalesef görüyorum. Ben bunu şuna bağlıyorum Hüseyin Bey. Yani gazeteler Orhan Bey'in yaptığı eleştiriye elbette alınganlık göstermişler ama yani hakikaten gazeteler herhangi bir ideolojinin, herhangi bir dinin ya da mezhebin mülteni gibi hareket etmemek zorundalar.
Gazeteler taraflı olabilirler Hüseyin Bey. Taraflı olmakla objektif olmak, yani nesnel olmak arasında çok önemli bir ayrıcalık var, farklılık var. Gazetelerin bence Tokat Yerel Medyası'nda yapamadıkları en temel şey bu. Yani objektif olabilmek. Acem Kılıcı gibi iki tarafı da kesmesi gerekiyor yerel medyanın. Oysa yerel medyanın genel haleti ruhiyesine baktığınızda hani ekmek bıçağı gibi. Yani dikkat edin hep taraflı kesiyorlar. Bu da kurumların yerel medyaya bakış açılarını bir anda değiştiriyor. Yani mesela yerel medyadaki insanlar veyahut yerel medyaya destek verme arzusunda, eğiliminde olan insanlar, eğer yerel medyanın gerçekten objektif, nesnel yayıncılık yaptıklarına dair bir algı geliştirebilseler, inanın yerel medya bakışları da farklı olabilir. Peki şöyle bakalım, bir yereli var, bir de bizim Tokat'ımızın tek uydu kanalı olan Kanal 60 televizyonu var. Bizlerin de kamusal yönetimle alakalı belli eleştirilerimiz oluyor. Ama eleştirilen kesim, işte demokratik kültürü çok ileri seviyede olmadığı zaman kendini kapatıyorlar. Yani ben sizinle iyi anlaşabilmem için ya da sizi destekleyebilmem için beni göklere çıkartmanız gerekiyor, eksikliklerimi görmemeniz gerekiyor. Mantığı var bizim memleketimizde. Diğer gazeteci arkadaşlarımız da genel olarak eleştiri kültürünü değil, haber kültürünü, yani sizin dediğiniz gibi düşünce yazılarını değil, gözlemlerini değil, genel olarak bireysel kişileri çıkartacak yazılar yazılıyor. Şimdi ben programa konuk aldığımda bazı konuları konuşurken ya ertesi gün bu kişi bize nasıl bir tavır takınacak diye ciddi ciddi endişeleniyorum. Çünkü geçmişte iyi biliyoruz. Bizler Tokat'ımızda eski belediye başkanıyla alakalı iki tane üç tane aleyhinde olan program yaptığımızda bizim binamızı mühürlemişti. Yani Tokat'ımızda, Türkiye'mizde bir ilk yaşanmıştı. Yani Tokat'ımızın siyasi seçilmişleri ya da atanmış bürokratları çok ileri seviyede mi ki? Yani gazetecilerin eleştirileriyle alakalı işte sevgili milletvekilimiz Orhan Düzgün gibi eleştirisine takılıyorlar. Yani gazeteciler de eleştiri kültürünü maalesef geliştiremiyorlar. Çünkü karşımızdaki şimdi Tokat valimiz Cevcet'le alakalı iki tane kelime kullandım. Üçüncü gün bizimle konuşmaz. Şimdi bu bence yapıcı eleştiri kültürünü bilmemekten kaynak. Gazetelerimizin ne yazık ki böyle bir birikim yok. Yani iyisiniz. Bu bir birikim işi. Bir de belki sizin ekonomik kaygılarınızdan da kaynaklanıyor. Bu anlamda bilgisi, birikimi, donanımı olan insanları istihdam edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Neden edemiyorsunuz? Çünkü bu insanları yüksek ücretle çalıştırmak zorundasınız. Ama sizin ekonomik yapınız bu engel şey vermiyor, yani müsaade etmiyor. Bir de toplumda şöyle bir algı var Hüseyin Bey. Yani bu yapıcı eleştiri kültürü çok önemli. Çünkü yapıcı eleştiriyle bulunabilmeniz için Hüseyin Bey, hakikaten bir birikiminiz olacak. Yani dersinize iyi çalışacaksınız. Şimdi toplumda şöyle bir algı var. Yani özellikle bu kamuda, kamu yönetiminde, yerel yönetimlerde şöyle bir algı var. Gazeteler hem kamu yönetimiyle halk arasında bir köprü görevi görmenin dışında başka bir şeye odaklandıklarına dair bir algı oluşuyor şeylerde. Yani Tokat yerel medyasının hani hali pirumeli haline baktığınızda şöyle bir şey var, bunu hissediyorsunuz. Hani al kaşağı gir ahıra yağarı olan kocunsun. Yani gazeteler şunu yapıyor. Biz yazalım, istediğimizi yazalım. Hatta haklarında bir takım iddialarda bulunduğumuz insanların görüşlerini de almadan bazen iddia ile biliyorsunuz iftirayı öyle bir ince çizgi ayırıyor ki bunu da düşünmeden insanlar hakkında yazalım çizelim, rahatsızlık duyan varsa duysun. Birincisi bu. Bir başkası da özellikle çıkar ilişkileri nedeniyle yani hani aba altından soba gösterip bunun karşılığında da hani utanmaz bir şekilde çıkar elde etme arayışı olan ne yazık ki gazeteci kimlikli insanlar da var. Şimdi bunların yönettiği veya yönlendirdiği gazetelerde bir itibar ve irtifa kaybı yaşanıyor. Yani kamu çok şey bakamıyor bunlara, güvenle bakamıyor. Yani ne kadar nesneldir, ne kadar objektiftir diye bakamıyor. Yani arkasında acaba bunlar ne düşünüyor diye bakmaya başlıyor Hüseyin Bey.
Öyle şey yapalım, siyaset çok hızlı. Ben şöyle söyleyeyim Tokat'ta, onun için kenarlıyım. Yani Tokat'ta Mehmet Aktürk ve yetiştirdiği arkadaşlar olduğu sürece gazeteciler cemiyetinden, yerel medyadan, Tokat yerel medyasından, Tokat onların izinden gidenlerden hiçbir şey olmayacağını ben hep iddia ettim. Başka, ön planda başkalar. Sonuç itibariyle eksi artıyla aynı meslekten gibi gözüküyoruz ama biz o tür insanları hiçbir aynı meslekten görmedik. Görmemeye de devam edeceğiz diyorum. Şimdi efendim, Hüseyin Bey, bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi sonuçta yerel medya bu. Yani bundan farklı bir şey beklememek gerekiyor. Bizim yapmamız gereken aslında, yani biz bu gazeteler kapansın, yerlerine yeni gazeteler mi açılsın diyeceğiz. Hayır. Yani şimdi sonuçta bizim elimizdeki malzeme bu. Bu malzemeyi nasıl daha iyiye götürebilirizin arayış içerisinde olmamız gerekiyor. Bunun için de en büyük sorumluluk medya patronlarına düşüyor, gazete sahiplerine düşüyor Hüseyin Bey. Şimdi gazete sahipleri, hani nasıl olsa gazete benim ya da sizin olduğu gibi nasıl olsa televizyon benim, istediğimi yazarım, istediğimi söylerim, istediğimi tehdit ederim dedikleri andan itibaren gazetecilik mesleğini işlevinden uzaklaştırıyorlar. Bu anlamda özellikle gazete sahiplerine şöyle bir iş düşüyor. Şimdi gazetenin, Hüseyin Bey, medyada diyeyim, daha doğrusu yerel medyada kervanı kim yürütüyor? O medyanın sahibi yönetiyor. Dolayısıyla medya sahibinin ahlakı o yürütülen kervanın da ahlakını oluşturuyor. Bu anlamda medya sahipleri biraz kendi işleriyle kendilerine ilgilenmesi gerekiyor. Peki efendim, Tokat'ımızda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi adaylar var. Birinci sıra, ikinci sıra adaylarımız var. Şu anda dışarıdayız biliyorsunuz. Evet, ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Ama tabii ki ezan okunuyor diye programlara ara verilmez. Biraz Tokat'ımızdan bahsedin kısaca adaylara gelmeden. Bakıldığı zaman gış gış hemen arkanızda. Sizin o tarafınızda şeyimiz var, kalemiz var. Evet. Behzat Deresi hemen yan tarafta, Cumhuriyet Meydanımız. Karşı tarafta bizim oturduğumuz Yazıcıoğlu. Tokat'ımız ciddi anlamda bahar havası. Baharla yaz arasında geçiş dönemindeyiz şu anda. Tokat'ımızın erikleri oluştu. Biz Tokat'ın eriğini bugün yedik tekrardan. Kirazımız mevcut var. Bizim şu anda bizim programımızın hemen bitiminde Niksar'da canlı yayın yapacağız. 6'dan gece 11'e kadar. Program bitiminde de Niksar'a gideceğiz nasip olursa. Tokat'ımız yeşile bulanmış. Havası çok farklı bir şekilde mevcut. İş ciddiye bakınca turizmle alakalı bakıldığı zaman Tokat'ımızın öne çıkan değerleri neler? Ve hatta şu anda valilik, müzidası, belediye. Ben belediyeyi çok tebrik ettim. Tokat belediyemizde zihniyet değişmiş. Her gelene yakından ilgileniyorlar. Tokat'ın tanıtımıyla alakalı da çok ciddi değerler oluşturuyorlar. Onlara da şahit oldum. Kısaca turizm diyorum. Hüseyin Bey, dediğiniz taptama çok doğru. Bizim en çok ihtiyacımız olan da bu zihinsel değişim, zihinsel inovasyondu. Belediyeden başlamak üzere gerek belediyeyle, gerek özel idaresinde ve gerekse kamunun böyle bazı birimlerinde böyle bir zihinsel inovasyon gelişti ve bu anlamda evet hatalarımız, eksikleri olsa da önemli gelişmeler var. Tabii bunu sık sık söylemeye gerek yok. Artık herkes biliyor. Tokat'ın gerçekten yakın coğrafyalarında nazaran çok büyük bir gizliliği, çok büyük bir potansiyeli var. Önemli olan Hüseyin Bey, bizim bu gizli, bu performansı yani performansa dönüştürecek. Daha doğrusu ekonomik değer yaratan çıktılara nasıl dönüştürmemiz gerektiği ile ilgili çalışmamız gerekiyor. Bu konuda üzülerek çok önemli mesafeler aldığımızı söyleyemem ama en azından bir çaba var bu konuda. Biliyorsunuz İl Özel İdaresi 2015 yılında turizm yılı ilan etti. Ve hayatında ilk kez hatırı sayılır oranda bir bütçe ayırdı. Tabii biz bu bütçeyi bundan önceki, yani geçmiş yıllara kıyasladığımız için çok hatırı sayılır bir bütçe diyoruz. Yoksa bunu Adem Bey de bir panelde itiraf etti. Yani biz böyle bir bütçe ayırdık. Yani büyük bütçe sandık ama işin içine girince aslında bu bütçenin hiç de yani önemli bir bütçe olmadığını da gördük dedi. Ama en azından bizim için bir başlangıç. Yani bugüne kadar işte 50 bin lira, 100 bin lira gibi
bütçelerin ayrıldığı bir yerde her il özel idaresi işte 4 trilyona kadar varan eski parayla bugün 4 milyona varan bir bütçe ayırıyorsa ya bu demek ki bir şeyler yapılma arzusu var bu birimlerde. İşte siz katıldınız ekonomi yazarlarının daveti söz konusu oldu. Tabii bizim burada dernek olarak biraz daha farklı bir bakış açımız var. Aslında bu tür davetlerin biraz Tokat'ın kendi performans göstergelerini tamamladıktan sonra çağırmalarının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bazen gelen misafirler aradıklarını bulamadıklarında olumsuz anlamda yazılar da yazabiliyorlar. Yok şu anda ama belediye başkanı, vali, ticaret sanayi odası başkanı, ilgili meclisi başkanı, esnaf kefalet kooperatifi başkanı, ilçe belediye başkanı beraber hareket etmelerinden kaynaklanan çok ciddi bir enformasyon yapıldı. Kesinlikle. Orada gelen arkadaşlarla biz gittiğimizde Tokat'a alkışlayarak gidildi. Şu anda biliyorum. Toplu mesajlar geliyor birebir anlamda. Herkesin çok olumlu düşünceleri var. İşte, birlikte hareket etmenin gücü bu. Kesinlikle katılıyorum. Buraya davet edilen misafirlerin buradan çok olumlu intibalarla ayrılması bizi hakikaten çok mutlu, memnun ediyor. Ama daha yapmamız gereken çok sayıda iş var Hüseyin Bey. Bu konuda biz de bazı hazırlıklar içerisindeyiz. Özellikle bizim şöyle bir sorunumuz var. Tokat'ın tanınması ve tanıtılmasında bizim tespitlerimize göre Tokatlıların çok büyük bir çoğunluğu, yani %80'ine varan oranda büyük bir çoğunluğu Tokat'ı gerçekten tanımıyor. Tanımadığınız zaman da tanıtmanız mümkün değil Hüseyin Bey. Bu nedenle biz hem Tokat sivil toplumunu hem de Tokat dışındaki yani İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerdeki sivil toplum örgütlerini de bu işin içine katılabileceği hak katılımlı bir tanıtım hamlesi başlatılması hususundaki bir projeyi bu projeyi sahiplenmek birimlerle şu anda götürdük. Onlarla bu görüşmeleri yapıyoruz. İnşallah eğer bu şey görürse, kabul görürse bu proje sadece Tokat'ta değil, Tokat dışındaki Tokatlıları da bu projeye dahil etmek suretiyle belki de Tokat'ın en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz. Gerçekleştirdiğimizde Tokat'ın en azından tanıtımla ilgili sorunlarını çözerek pazarlamaya doğru bir adım atmamız gerekiyor. Çünkü bizim altyapı sorunlarımız Hüseyin Bey, sizin de işaret ettiğiniz gibi gerek valilik olsun, gerek il özel idaresi olsun, gerek belediyemiz olsun, altyapı sorunlarını yavaş yavaş gidermeye başladılar. İşte kalemizin şeyini görüyorsunuz. Bu konuda İlk Kültür Turizm Müdürümüz Abdurrahman Akgüz Bey gerçekten kaleye yani çok iyi, çok sıkı sarılmış bir durumda. Çok da doğru yapıyor. Yani kaleye ayağı kaldırdığınızda şehri de ayağa kaldırırsınız. Bu anlamda doğru işler yapıyor. Evet, iyi bir şey ortaya çıkacak. Belediyemiz dediğiniz gibi bu konularda her türlü verme hususunda, desteği verme hususunda çok açık. Yani bundan önceki dönemle kıyasladığınız zaman ya inanılmaz bir şey var, belediyede gelişme var. Ve bunu her birimde hissedebiliyorsunuz belediyede. İşte meydan projesi biliyorsunuz. Meydan projesi, bakın, hem belediyenin, İl Özel İdaresi'nin ve OKA'nın destekleriyle meydanımız hakikaten Tokat'ımız iyi bir meydana kavuşturulacak. Tabii işte bütün bunlar dediğim gibi hem şeyle ilgili, bu zihinsel inovasyonla ilgili, bir de vizyonla çok ilgili Hüseyin Bey. Şimdi kişilerin vizyonu, hani hep şöyle diyoruz, bazen tabii alçak gönüllü davranıyorlar. Ben üniversitemiz için de aynı şeyi söylüyorum. Yani hani bu başarıları dillendirdiğimiz zaman, çünkü marifet biraz intifada tabi. Yani nasıl ki kötü şeyleri söylüyorsak iyi şeyleri de söylemeliyiz. Önemli gelişmeler var. Bir kurumun vizyonu, o kurumun başındaki insanın vizyonuyla şekilleniyor Hüseyin Bey. Yani bugüne kadar hani niye yapılmadı? Bu kadar basit
yapılması için ne neden vardı diye sorduğumuz soruları, işte genç bir belediye başkanı geldi ve görüyorsunuz arka arkaya çözüyor. Toplumda şöyle bir şey var, yani ne kadar başarılı olacak, söylediklerini ne anlamda yapacak, bunları şimdiden kestirmemiz güç. Ama en azından tokat yere toplumunda şöyle bir bilinç oluşmaya başladı. Ya evet, yani bunun yapılacağına dair bir inanç oluşmaya başladı. Ama bir yılın sonunda Tokat Belediyesi ile alakalı şu anda başlanılan projelerle beraber çok önemli özellikle projeler çıktı. Tokat'ın morali bozuk kelimesini artık Tokat'ın işte bu inanç oluştu. Gülümseyen bir evet. Şehir havasına kesinlikle, girdi. Kesinlikle. Şimdi hem siyasi anlamda hem sivil toplum hem de toplumsal anlamda veriler Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na %100'e yakın bir güven mevcut var. Eyüp Eroğlu'nun olduğu yerde insanların tebessüm ettiğini rahatlıkla görüyoruz. Söylediği şeylere bakılırsa bir güven unsuru olunca çok ciddi bölgesel Tokat'ımızı, Niksar'ımızı, pazarımızı, Turhal'ımızı kapsayacak tarımsal, hayvansal ve turizmle alakalı, Tokat'ın tanıtımıyla alakalı genel projelerde de Tokat Belediye Başkanlığı'nın otomatik bölümü gördüğünü rahatlıkla gözlemliyoruz Kadir Bey. İşte uzak kalınca bir şeylerden zannediyorsunuz ki Tokat'ımızda değişkenlik olacak bir şey yok. Ama içeriye girdiğinizde, insanlarla konuştuğunuzda, işte ayrılan bütçeleri gördüğünüzde Tokat'ın gelecek 5 yılında şu anda birikmiş sorunların rahatlıkla giderilebileceğini gözlemliyorsunuz. Bize düşen medya anlamında ya da sivil topluma ya da topluma düşen o projelerin takibi noktasında ve yardımcı olunması konusunda ciddi anlamda çalışmalar yapılması. Geçmişte tembel, işe yaramaz, yurt dışı seyahatlerinde olan, işte okey masalarından kalkmayan bir zihniyet vardı, algı vardı. Ama şu anda çalışan, gece denetleyen, şehir dışında insanlara anlatan bir üniversite, bir belediye, bir il özel idaresi bir anda baktığınızda dediğiniz gibi baştaki insanların inovasyonu o kadar hoş oldu ki bizi etkilediler. Ümit ediyorum ki Tokat'ın yarınlarında güzel gelişmeler olur. Sizden 4 mevsim Tokat fotoğraflarla bir çalışma yapıyorsunuz. Ona da değinelim Tokat'la alakalı. Sonra siyasete geçelim. Evet, ona değinmeden önce bu şeyle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Gerek Eyüp Bey için, gerek Adem Bey için toplumdaki genel kanı onlara destek verilmesi yönünde, yani hangi ideolojiye, hangi mezhebe ya da hangi etnik köküne sahip olursa olsun Tokat'taki vatandaşlar onlara destek verilmesine ilişkin bir algıyı ya da bir iradeyi oluşturmuş durumdalar. Bu anlamda Tokat şanslı. Umarım ve dilerim önümüzdeki dönem içinde bunların olumlu sonuçlarını almaya başlarız. Ki Tokat'ta aslında bu tür proje çıktılarını gördükçe değil mi? Hissedilebilir çıktılar bunlar. İşte görüyoruz. Yani bulvarımız güzelleşiyor değil mi? Yani göze de görülüyor yani bu işler. Dolayısıyla ben bu sürecin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini diliyorum. Evet, hem artması lazım. Biz Tokat merkezdeyiz şu anda ama bizim Niksar'ından, Erbaa'sından, Bahçiftliği'nden, Reşadiye'sinden, yani pazarından, Turhal'ından, Sulusaray, Artova, Yeşilyurt o bölgelerle alakalı da gidiyoruz, görüyoruz. Orada da değişenler evet gözüküyor. Bir bütünün parçası olarak şekillendiriyoruz. Bir bütün şehir olarak değerlendiriyoruz. İl Özel İdaresi'nden evet Adem Dizer kardeşimiz de bu bütünün başında şu anda. Geneli kucaklayan yapısıyla İl Özel İdaresi'nin turizmle, işte serayla alakalı geçen bir sunum izledik biliyorsunuz Gıcgıc'da. Tokat'ımız seracılar %50 anlamda İl Özel İdaresi destekçilik veriyor. Ve tarımın kırsal kalkınmanın çok ciddi destekleri var. Yeter ki insanlar bismillah desin, yerinden kalksın, harekete geçsin. Evet, resimlerle 4 mevsim Tokat'ı anlatın şimdi kısaca. Biz Tokat'ın 4 mevsim fotoğraflanması projesini geçen sene başlatmıştık. Bu benim tedavimle, hem kışın gelmesi hem benim tedavimden dolayı bir kesintiye uğradı. Bu arada fotoğraf çalışmalarını yapan Sayın Cihat Taşkın Bey şu anda Ağrı Üniversitesi ve Valiliğinin davetlisi olarak Ağrı'da. Orada bir fotoğraflama çalışması yapıyorlar. Oradan geldikten sonra bir Makedonya gezisi var. Yine Makedonya hükümetinin davetlisi olarak gidecek. Döndüğünde
biz tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii farklı bir yapıyla devam edeceğiz. Ama bu süreci işte Haziran'dan itibaren Hüseyin Bey devam etmek suretiyle sanıyorum Eylül, Ekim veya Kasım sonlarına doğru bitireceğiz. Peki efendim, adaylar, Tokat'ımızın adayları, ben Tokatlı adaylar dediğimde Tokatlı olmayan adaylar da vardı dün TOSİAD Başkanı Dursun Bayram. Hem İstanbul'umuzdan Tokatlı adaylarımız var, İzmir'imizden var, Ankara'mızdan var ama en önemlisi bizim Tokat'ımızdan 5 tane vekil seçeceğiz. AK Parti 1. sıra, 2. sıra ve 3. sıra konuşuluyor şu anda. AK Parti'nin geçmiş temayüllerinde 3 tane çıkarttığı gözlemleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 aday şu anda ön plana çıkmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Orhan Düzgün, Saadet Partisi'nden evet büyük birlikte beraber olan birlikteliğinde 2 dönem Tokat'ımızda efsane belediye başkanı olarak alınan Sayın Nizamettin Aydın anılıyor. Girelim, adaylar ne söylüyor? Tokat'ı kucaklıyorlar mı? Genel siyasetten mi konuşuyorlar? Bir gazeteci olarak şimdi yereldeki dinamikleri okuduk. Tokat Belediye Başkanı, İlgilenen Meclisi ve sivil toplumun birlikte hareket ederek bir şeyler yapma hareketine şu anda seçilecek adaylar katkıda bulunacaklar mı? Özellikle AK Parti iktidar şu anda 11 tane ilçeyi biz AK Parti'ye Tokat'ımızda verdik. Merkezle beraber 12 tane. Bu gücü Tokat'ımıza yansıtabilecek milletvekili adayları var mı? Hüseyin Bey, hani demin isimlerini zikrettiğimiz isimler, yani Eyüp Eroğlu gibi, Adem Dizer gibi insanlar, bu memleketin seçtiği insanlar. Değil mi? Yani bunu bir yere koyalım. Peki bugün aday listesindeki adaylar acaba Tokatlıların belirlediği adaylar mı diye baktığınızda ne yazık ki bunu göremiyorsunuz. Şimdi ben tabii bu konuyla ilgili, yani aday adaylıklarının belirlenmesi süreciyle ilgili eleştiren bazı yazılar da yazdım. Bizim buradaki eleştirim, yani en azından benim eleştirim, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden başlamak üzere belirlenen adayların kişilerin ya da yetkililerine ilişkin yorumlar yapmam. Haddime değil, doğru da bulmam bunu. Ama bu adayların belirleme yöntemleriyle ilişkin itirazlarım oldu. Bu itirazlarım da şundan kaynaklandı Hüseyin Bey. Şimdi Tokatlılara diyorsunuz ki, evet, milletvekili seçilmek isteyenler buyursun gelsin. Yani listeye adaylarını, isimlerini yazdırsın diyorsunuz. Ve Tokat'tan işte AK Parti için örneğin 60 tane veya 60 küsür kişi ismini yazdırıyor. Ve siz bunlar için bir temayül okunaması yapıyorsunuz. Anket çalışması yapıyorsunuz. Yetmiyor. Sivil toplumun önüne sandık koyuyorsunuz ve soruyorsunuz bu adaylardan hangisini istersiniz diyorsunuz. Örneğin ben de bir deneyim şey olarak yönetim kurulu üyesi olarak gidiyorum, oy kullanıyorum ve diyorum ki ben de Tokat'tan şu adaylar görmek istiyorum diyorum. Ama sonuçta bu isimlerin dışındaki isimleri getiriyorsunuz, listeye madde ediyorsunuz. Ben bunu hem Tokat, yani partili seçmenlere, hem bu 60 küsur aday adayına, hem de topluma hakaret olarak, aşağılama olarak görüyorum Hüseyin Bey. Yani bu çok doğru değil. O insanların kariyerleri, backgroundları, elbette yani kendine göre değerleri var. Ama o listenin içerisinde hiçbir değerli insan yoktu. Yani işte bizim ilk 3 sıraya alacağı isimler. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ya bu şehrin üzgüsünü çeken, efendim bu şehrin sorunlarıyla, dertleriyle bütünleşen, bu şehirdeki mahalle kültürüyle, efendim yerellik olgusuyla olgunlaşan, bu şehirde kazanan, bu şehirde harcayan, bu şehirde doyan insanları tek özellikleri siyasal erke yakın insanları bu özellikte olan insanlara yeğlenmesi çok doğru bulmuyorum. Şimdi bu insanlar vekiller seçildiğini Hüseyin Bey, Allah aşkına Tokat seçmenine doğru mu dönecek yönlerini, yoksa kendilerine atayan siyasi iradeye mi dönecekler? Yani geçmişten gelen şeylerimiz de var, deneyimlerimiz de var. Şimdi bakın,
bir milletvekili adayı diyor ki, şimdi özellikle Coşkun Çakır'la ilgili bir şeyler söyleyeyim. Ben Coşkun Çakır beyefendi, yeni tanıyan bir insan değilim. Belki insanlar bu listeye aldıklarında Coşkun Çakır ismini duydular. Biz geçtiğimiz dönem Niksar Belediyesi ile TÜDER ortaklaşa olarak bir su kültürü ve teknoloji çalıştayı yaptık Hüseyin Bey. Ve bu çalıştayda Sayın Coşkun Çakır Bey'in bir bildiri sunmasını öneren ve isteyen insanlarda birisiyim ben. Çünkü onun akademik yönü başka bir şey. Ama mesela Coşkun Bey'in öyle şeyleri var ki, mesela benim tek mensubiyetim İmam Hatip'li olmaktır diyor Hüseyin Bey. Bu beni haklı çıkaran bir şey. Nasıl haklı çıkaran bir şey? Ben diyorum ki bu toplumu temsiliyet, bu tomsu topluma dair bir aidiyeti olmayan insanların bu seçim listesine konulması fakat halkına haksızlık diye düşünüyorum. Ve sonuçta işte Coşkun Bey de diyor ki benim en büyük mensubiyetim İmam Hatip'te olmaktır diyor. Yani bu şu toplumun belli bir kesmini de kucaklamayacağını ifade ediyor. Veya ne diyor? İşte bir insan için en önemli özelliğin inançlı olması çıkarıyor ki bir bilim adamı için bu çok doğru bir şey değil. Neden değil? Bence insan olmanın en değerli şeyi düşünen insan olması çok önemli. Ki bizim belki Tokat toplumunun da en büyük sorunlarından birisi şu, İdamlayı düşünmeye yeğliyorlar Hüseyin Bey. Eğer sadece inanırsanız bu bir ideolojik körlük yaratıyor. Yani hayır, biraz insanların düşünmesi gerekiyor, sorması gerekiyor, sorgulaması gerekiyor. Keza işte Celil Bey'in yaptığı açıklamalar var. Yani Orhan Düzgün Bey'le ilgili ne diyor? Yani sen başarılı olmadın. Bugüne kadar ne iş yaptınız? Misali açıklamaları var. Bey ya. Peki şöyle bir şey var. Coşkun Çakır'dan Celil Göçer'i atladınız ama şöyle bir şey var şimdi. İnanç kültürü bizim toplumumuza çok değerli. Nasıl? İnanç kültürü çok değerli. Çok yani inanan insanların çalışkan olduğu, dürüst olduğu, topluma hizmet edeceği. Çünkü hizmetkarımız derken, yani yaradana hizmet, yaradılandan ötürü bizim kültürümüz var. Yani bunu ön plana çıkartan... Bunun için Müslüman olmanız gerekmiyor. Hayır, bir Coşkun Çakır formüle bakıldığı zaman Coşkun Çakır şu anda toplum tarafından çok sevildi. Sempatikliği, mütevaziliği, herkesi kucaklaması. İşte bir bilimsel veriyle değil, toplumun diliyle konuşan bir Coşkun Çakır oldu. Yani herkese gidildiği takdirde ben o izlenimleri alıyorum. Coşkun Çakır Hoca ile alakalı toplumun tamamında biz ön yargılıydık. İşte Profesör Doktor Coşkun Çakır. Hayır, İstanbul'da benim öyle bir ön yargım da yoktu yani. Sizinle alakalı değil, genel itibariyle bakıyorum ama bugün Coşkun Çakır ilde de, teşkilatta da, ilçelerde de, vatandaşta da çok ciddi bir heyecan oluşturdu. Yani kucaklıyor, mütevazi kişiliğiyle kendisini çok onlara yakın oldu. Yani imatip değil, inançlı bir tokatlılık bilinciyle insanlara yaklaştığını biz rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu değerli izleyicilerimiz günlük haberlerinde izledikleri zaman tabii ki selamun aleyküm diye giriyor. Bir inanç kültürüyle yaklaşıyor ama orada sen imatipli misin, sen inançlı mısın ve kimse kimseye de sorulan bir şey yok. Zaten yani benim yazılarımı eğer okursan Hüseyin Bey, ben kendisi için altın adını bakır edecek söz ve davranışlardan kaçırmasına siyasi sloganlara baktığında insanları değerlendirmemek lazım. Nihayetinde ama öyle ya da böyle birilerine yakın olmak ya da birilerinin kendisine yakın olmasını hissedebilmek için değil, bazı argümanlara sarılabiliyor insanlar. Şimdi Hüseyin Bey, ben tabii diğer siyasi yani şeyde listeye koydukları isimlerin siyaseten doğru olmayan ya da yanlış anlamalara sebebiyet verecek açıklamalar yapmasını çok umursamam ama bir bilim adamının ne söyledikleri benim için çok önemlidir. Yani benim bu konuda biliyorsunuz akademik çevreye ne kadar değer verdiğimi herhalde en çok siz iyi bilirsiniz. Dolayısıyla onların söyledikleri çok önemli Hüseyin Bey. Yani bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi için söylemiyorum bunu. Aday adaylarının ne söylediklerini insanlar önemsiyor. Ama bir akademisyenin söylediğinin çok daha şeyi var. Yani halk nezdinde bir değeri var. Şöyle yani bir şöyle benim için çok önemli bir şöyle bir şey var. Yapalım o zaman. Şu anda AK Parti
Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi Tokat'ın yerel dinamikleri olan Tokat Belediyesi'nin, Tokat İl Özel İdaresi'nin ve sivil toplum örgütünün yapmaya çalıştıklarına hakim değiller mi? Yani onlar üzerinde bir siyaset değil de genel veriler üzerine, genel siyasetin getirdiği söylemler üzerine mi Tokat'ta siyaset yapıyorlar? Şimdi evet. Buna değinelim. Değinelim. Çünkü bakın, Tokat'ta meydan projesinin yapımına yardımcı olacağız diyen bir siyasi yapı. Örnek söylüyorum, o günkü ekonomi... Ama doğru değil. Ama o günkü ekonomi yazarları derneğinin şeyine Coşkun Çakır biliyorsunuz sunum yaptı. Ne dedi? En büyük problem havaalanının birinci öncelikli olarak gündemimizde var. Evet Hüseyin Bey. Biz ondan mutlu olduk. Bizim en önemli problemlerimizden bir tanesi havaalanı. Bu ne kadar gerçekleştirilebilir sorgulamak gerekiyor. Bak Hüseyin Bey. Şimdi belediyenin yaptığı örneğin meydan projesini ele aldığınız zaman burada kamunun bir kaynak aktarımı söz konusu değil bakın. Yani eğer siz kamudan şunu algılıyorsanız yanlış. Yani il özel idaresine aktarılan kaynaklar başka kaynaklar. Kamu yatırımlarından daha farklı bir şey. Şimdi belediye kendi bütçesinden, belediye bütçesi, OKA'nın bütçesi ve il özel idaresinin bütçesiyle yapılacak bir proje bu. Burada kamu şunu söylemeye şey yok. Yani ben Tokat'a şu kadar ödenek ayırdım gibi bir şey söylemesi mümkün değil. Size bir örnek vereyim bakın. Bu 60 küsur aday adayının içerisinde olan ve tabii seçilemeyen adaylardan bir tanesi Facebook'ta bir film paylaşmış Hüseyin Bey. Bu film aslında siyasal iktidarın hani bir propaganda filmi. Tokat'a nasıl bir yatırım ve ne tür yani ne kadar miktarda ödenek ayırdığını gösteren bir film bu. Bu filme baktığınızda 13 yıl boyunca siyasal iktidar Tokat'a 1,5 milyar lira ödenek ayırmış yatırım için. Şimdi bu hani bir çapta insanın gözüne çok büyük gibi geliyor değil mi? Ama 13 yıla böldüğünüzde işte yıllık 120 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Hüseyin Bey, bu 120 milyon lira para asgari ücret diye verdiğiniz maaşı gibi. Yani bir şehir ölçeğinde düşündüğünüzde. Bir kıyaslama olsun diye vereyim size. Batman, belki gitmişsinizdir. Batman'ın bir yıl içerisinde aldığı kamu için, kamu yatırımları için aldığı ödenek 1 milyar 300 milyon lira. Bakın, Batman'ın bir yılda aldığını Tokat 13 yılda alabilmiş. Ama şu eleştiriyi biz hep yapıyoruz. Bizim Tokat İl Özel İdaresi'ne, belediyeye ya da ilçe belediyelerine gelen paralarının, hı, yani kişi başına gelen paraların haricinde Tokat'ımıza ek kaynak olarak çıkartılmış bir bütçe yok. İşte sorun bu. Bugüne kadar bakın 13 yıl Hüseyin Bey. Şimdi havalandan bahsediyorsunuz. Havalan projesini 13 yıl önce yapılmış. Bu yani daha şeydeki süreçlerde ki biz herhalde en az 2 dönemdir değil mi? Yani 8 yıldır havalanını konuşuyoruz. Havalan için artık tespit yapılmış. Tespit şu, yani şey belli, hastalık belli. Bu havalanının kesinlikle yerinin değiştirilmesi gerekiyor. Bunun nedenlerini her çıktığım programda anlattım. Yani pistin uzunluğu falan değil. Yani pistin biliyorsunuz pilotlar, buraya gelen pilotlarla da konuştuk. Özellikle Tokat'ın iklim koşullarından dolayı inemiyorlar. Yani iniş yapamıyorlar. Daha doğrusu verimli, ekonomik, sağlıklı uçuşlar yapamıyorlar. Bunun için de şey diyor ki özellikle uçuş yapanlar bu şeye, havalanına ILS dediğimiz, yani pilotun gören gözü dediğiniz bir sistemin yerleştirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Şimdi bu sistem çok pahalı bir sistem değil. Yani belki şey yapsanız 3.500-4.000 bilemedim 5.000 liralık bir rakam. Fakat bu ILS sisteminin takılabilmesi için Hüseyin Bey, o pistin yani 1.5 kilometre uzunluğundaki pistin devamında 15 milin açık olması gerekiyor. Ki o sistemi oluşturabilirsiniz. Şimdi bizim havaalanımız maalesef bu sistemi takılmasına müsait değil. Ne yapacaksınız? Havaalanının yerini değiştireceksiniz. Sonuçta işte Binali Yıldırım falan geldi. Havaalanının yerinin değiştirilmesi gerektiği ifade edildi. Hatta yer bulunduğu da söyleniyor Hüseyin Bey. Şimdi biz şunlardan şunu bekleriz. Bir, bu havaalanı yapacak mısınız? İki, yıllardır dilimize pelesenk olan Niksar Ünye Akkuş Karayolu, bakın Tokat Niksar yolu çok önemli ama
Tokat, Niksar, Ünye, Akkuş, Karayolu hepsinin önemli ve hayati derecede önemli. Kesinlikle. Biz Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak yol orası. Tabii Karadeniz'e bağlayacaksınız. Şimdi biz bu yolu konuşurken Allah aşkına Sivas yolu gündemde var mıydı? Bakın Sivaslılar Karadeniz'i bağladılar. Ve şimdi de bağlayacaklar Karadeniz'i. Biz hala bunun ya projesinden bahsediyoruz, işte ihalesini ya bir sürü hikayelerden bahsediyoruz. Gelelim şeker fabrikasına. Şimdi Celil Bey şeker fabrikasında fabrikalarımız bu şehrin lokomotifidir. Allah aşkına hangi lokomotif fabrikadan bahsediyoruz Hüseyin Bey? Şimdi Tegel Sigara Fabrikası'nın akıbeti belli. Bu Tegel Sigara Fabrikası kapanmadan önce de biliyorsunuz değil mi? Milletvekilinin bu Tokat Sigara Fabrikası için bu kapanırsa sizden yürünecek yere kadar yürürlerim diyen milletvekilleri vardı. Şimdi ne yapabildiler? Ya siyasal iktidar önceliği şu Hüseyin Bey, yani biraz gerçekçi olmamız gerekiyor. Özelleştirme. Onun siyasi tercihi. Şimdi dolayısıyla şeker fabrikasının ve hatta biliyorsunuz yakın yanında onun bir Türkiye'deki en önemli makine fabrikalarından birisi var. Ki geçen de bir ekip geldi. Yani seçim döneminde gelmesi de o ekibin ilginç. Bize birilerinin şunu söylemesi gerekiyor Hüseyin Bey. Bu Tokat Sigara Fabrikası'nın akıbeti Tegel Sigara Fabrikası gibi olmayacak. Hatta bakın. Peki şöyle bir şey. Aratın. Şöyle bir şey yok mu? Talep ettiklerini söyleyeyim size. Şöyle bir şey yok mu? Şu anda şeker fabrikasıyla alakalı bir direnç var. Oradaki pancar ekiciler kooperatifi olsun. Çok önemli. Çok önemli değil. Siyasetçilere şunu diye direkt ediyorlar, direkt olarak diyorlar ki Torku gibi biz üreticilere burayı verin. Tamam. Biz hayır, buna talibiz. Bunu kim söylüyor? O algıyı şu anda oluşturmaya çalışıyoruz bizler ve Tokat bunun farkında mı? Çok da doğru söylüyorlar. Ha Tokat halkı ya da sivil toplumu Hüseyin Bey bunun ne kadar farkındadır bilmiyorum ama biliyorsunuz 8. TOB'un 8. Ekonomi Şurası'nda da Sayın Arat 3-4 metinlik hemen kısa bir sunum yaptı. Bu şehrin can damarları yaptığı sunum. Bunlardan birisi ulaşım ile ilgili. Yani sadece Niksar Ünye Akkuş Karayolu değil, Zile Alaca yolu gibi keza havalanı ile ilgili şeyleri var. Bunların bir tanesinde de şeker fabrikası var. Söyledikleri şu, bunu hani bir portföy var ya, bu portföyün dışına alın. Yani bu fabrikayı ya bizlere satın. Yani grup özelleştirmesi değil, Tokat Şeker Fabrikası'nın Tokat'ın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak. Evet. Çünkü hem şeker üretiminden hem o bölgemize sunduğu tarımsal katkıda artı olarak istihdamdan dolayı çok fazlasıyla sektörü bezliyor. Bunu kapatmayın, bize verin. Evet. Aynı parayı bize verin. Yani biz eksi artı bir şey istemiyoruz. Ya, aynı paraya değil, hatta bile verebilirler Hüseyin Bey. Yani bundan önceki özelleştirmeleri gördüğümüzde atıyorum yani şu anda 1 milyon liraya özelleştirdiğiniz bir fabrikayı alanlar sadece arsızlığını bir anda 2-3 milyar liraya satmadılar mı? Tabii. Şimdi dolayısıyla bunun örneğini Tokat Sigara Fabrikası'nı yani, rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bakın buradaki hadiseyi o zamanın şartlarında milletvekili rant diye bağırırken biz kızıyorduk onlara. Diyorduk ki ya ne rantından bahsediyorsunuz? Şey yapın ama arsası alınan fiyatın şu anda 100 katı kadar yani bir rakam olduğunu rahatlıkla gözüküyoruz. Özelleştirmeler birilerine rant kapısı olarak açılmasın. Maalesef. Özelleştirmeler toplumun tamamına, tabana yayılabilecek bir şekilde yapılırsa Tokat sigara olanaklarını daraltmamız kesinlikle gerekiyor. Tokat Sigara Fabrikası Tokat'ımızın önünde şu anda ibret tablosu olarak duruyor Kadir Bey. Bunu örnek alarak siyasetçilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve Tokat'ı yönetmeye çalışan ama yönetemeyen bazı kişilerin çok ciddi anlamda şeker fabrikasıyla alakalı diyalog çalışmalarında bulunup dosyalar oluşturulup şimdi, hükümeti çok ciddi anlamda sıkıştırmaları lazım. Belki hani oraya geleceği Hüseyin Bey ama bakın bir tehlikeyi daha işaret edelim. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi başkanlık sistemi istiyor biliyorsunuz. Eğer bu gerçekleşirse bugün hani işte bakan olacaktı, bakan dahi olabilir olma ihtimallerinden bahsedilen milletvekillerinin hiçbirisi biliyorsunuz bakan olamayacak. Yani başkanlık sisteminde bakanlar milletvekillerinin dışında seçilecekler. Şimdi böyle olduğunda yani milletvekillerinin bile hani bu konularda söylesem hani lobi yapma kabiliyetleri kalmayabilir. Bu anlamda
esas iş aslında Tokat diye düşüyor Hüseyin Bey. İşte yerel medyaya düşüyor, sivil toplum örgütlerine düşüyor, meslek odalarına düşüyor. Ki meslek odaları biliyorsunuz geçen de, yani sadece meslek odaları değil, birkaç tane sivil toplum örgütü, hani bu vekillerin seçiminden önce bir açıklama yaptılar, bir bildiri sundular. Evet, yani sivil toplum artık harekete geçmeli, kendi Tokat'ı da söz söyleme hakkına sahip olduğunu anlatmalı diye düşünüyorum. Kadir Bey, ben size katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Diğer zamanlar tekrardan sizleri burada konuk edeceğiz, öyle gözüküyor. Tokat stüdyomuz değişti biliyorsunuz. Burada ciddi anlamda kanlatmış yatırım yaptı. Teknik anlamda birkaç yatırım yapıldığı takdirde Tokat manzarasına münhasırın Tokat'ın dört tarafından, Niksar'ından, biraz sonra Niksar'dan canlı yayın yapacağız. Tüm Türkiye'ye Tokat'ımızı bizler de bir gönül acısı olarak tanıtacağız. İnşallah. Özellikle valiliğe, il özel idaresine ve ilçelerimize duyuralım. Eğer Tokat'ın tanıtımını yapmak istiyorsanız kanlatmış televizyonu TürkSat uydularından, D-Smart 212. kanaldan şu anda emirlerinde çok ciddi anlamda bir inşallah, nimet var inşallah, şu anda kanlatmış televizyon olarak. İnşallah. Tokat Turizm Derneği olarak da sizleri tebrik ediyorum. Tokat'ımıza değer üretiyorsunuz üyelerinizle beraber. Katılım için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, kanlatmış ekranlarındayız. Şu anda kanlatmış televizyonun balkonundayız. Arkamızda kalemiz var. Bakıldığı takdirde gıç gıcımız sol tarafımızda, saat kulemiz hemen ön tarafımızda. Buradan sizlerle izleyicilerimize seslenme imkanı bulduk. Başka programlarda tekrar birlikte oluncaya kadar emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza beraber Allah'a emanet olun diyorum.